Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran 2021 Salı ve yaklaşık 18-18.30 civarında bu videoyu çekiyoruz efendim. Konumuz TFF 1. Lig'de yer alan takımlardan gelen son transfer gelişmeleri. Ve bugünkü futbol haber bültenimizi işte bu şekilde TFF 1. Lig'e ayırmış bulunuyoruz. Efendim, her zaman yaptığımız gibi önce özetler ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Daha sonra ayrıntılara geçeceğiz efendim. Samsunspor her zaman olduğu gibi transferin en hareketli takımı, son birkaç senedir hep böyle. Teknik direktör arayışlarına son verdiler ve Mehmet Altıparmak ile anlaştılar. Son dönemde yetenekli gençlerden oluşan bir kadro mimarisiyle yeni sezona hazırlanıyor Kırmızı Beyazlılar. Gençler Birliği'nden haberimiz var efendim. Gençler Birliği'nde transfer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtiliyor. Ankara ekibi Metin Diyadin ile anlaştı ve transfer çalışmalarına başladı. Efendim, Kocaeli Spor, ligin yeni takımı Kocaeli Spor'da transfer devam ediyor. Yabancı transferi bilhassa ve bir Kamerunlu futbolcuyla önümüzdeki sezona hazırlanacak gibi görünüyor Körfez ekibi. Eyüp Spor, ligin diğer yeni ekibi, forvet hattını çift mitralyöz ile destekledi efendim. Süper Lig'in iki tecrübeli golcüsü Eflatun Sarılılar'da olacak ve gelecek sezon Eyüp tecrübeli ve iddialı bir kadroyla lige hazırlanıyor belli ki. Efendim, Bandırma Spor, Marmara temsilcisi, doğru konuşmak lazım. Marmara temsilcisi kanatlara nokta atışı transferler yaptı. Bir nokta atışı transfer yaptı. Kim o isim? Birazdan haberlerimizde yer alacak. Altınordu, Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, bu Recep Niyaz ile görüşüyor. Tecrübeli ve yetenekli bir futbolcu Recep Niyaz. Bakalım, bunun ayrıntılarını da tabii haber bültenimizin içinde bulacaksınız. Tuzla Spor'dan bir haber var. Teknik direktörlük koltuğuna Uğur Tütüneker'i emanet etti. Bir dönemin futbol yıldızıydı Uğur Tütüneker. İstanbul ekibinde başka gelişmeler de var. Haber bültenimize yer alacak. Menemen Spor, İzmir temsilcisi Menemen Spor'a bir boşnak golcü geliyor değerli izleyiciler. Bursa Spor'da transfer yasağını kaldırıp atağa geçme için hazırlıklarını sürdürüyor. Ve Bursa Spor'un hedefinde özellikle Güney Amerika pazarı var değerli izleyiciler. Ayrıntılara geçeceğiz tabii ama bir haberimiz de Güney temsilcisi Adana Spor'dan. Turuncu Beyazlılar Ümit Milli Takım'ın yıldız adayıyla ilgileniyor. Haber bülteninde detayları bulacaksınız. Tabii ayrıntılara geçeceğiz şimdi ama bizi izleyenlerden bir ricamız var. Henüz abone olmayanları kanalımıza, Zaman Mekan Futbol'a bekliyoruz. Abone olarak desteklemeleri rica ediyoruz ve şimdi detaylara geçeceğiz efendim. Evet, Kocaeli Spor'la başlayalım isterseniz. Şu ana dek kadrosunda Abdullah Elçi'se, İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik'i ile kadrosunu güçlendiren Körfez ekibi, Güney Afrikalı santrafor Dino Ndlovu ile de ön protokol imzalamıştı. Yeşil Siyahlılar orta saha için Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ön libero Petrus Bumal Mayega ile bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği ve Kamerunlu oyuncuyla anlaşmanın yakın olduğu iddia ediliyor. Kamerunlu futbolcu kariyerinde Erzurumspor dışında Rusya'dan FK Ural, Bulgaristan'dan CSKA Sofia ve Litex ile Fransa'nın Sochaux takımlarında oynadı ve 190 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Tabii bir ön libero için golcü olduğu söylenemez. Ön libero'dan zaten beklenen gol atmasından ziyade defansına yardım etmesi, orta saha ile defans arasındaki o iki bloğun arasındaki bağlantıyı kurması. Dolayısıyla gol sayısı bir ölçüt değil. Ama bu futbolcunun değer katacağını düşünüyor olmalı yeşil siyahlı yöneticiler. Efendim, Samsunspor 2020-21 sezonunu 70 puanla averajla 3. sırada bitiren ve playofflarda Altınordu'ya yenilerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen
Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar biliyorsunuz ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada kulübümüz 2021-22 futbol sezonu için teknik direktör Mehmet Altıparmak ile bir yıllık prensip anlaşması sağlamıştır ifadesini kullanıldı. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz denildi. Efendim 52 yaşındaki tecrübeli hoca son olarak Gençler Birliği'ni çalıştırmıştı. TFF 1. Lig'de matematiği çözen, bu ligin matematiğini çözen teknik adamlardan bir tanesi. Kırmızı beyazlı ekipte yönetim bu futbolcuyu, bu teknik adamı niye tercih etti? Tabii şundan dolayı tercih etti. 2017-18 sezonunda Erzurumspor, 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK ve 2019-2020 sezonunda Hatayspor'u Süper Lig'e yükselten teknik direktör olarak hafızalara kazındı. Tabii ki bunların hepsinde sezon başında takımı devralmamıştı. Sonradan hatta son birkaç haftada devralıp Süper Lig'e takımı taşıdığı oldu. Fakat şurası bir gerçek ki Mehmet Altıparmak Süper Lig'e takımları yükseltmeyi başaran bir teknik adam olarak biliniyor. Samsunspor da bunun için bu hocayı tercih etti. Efendim öte yandan transfer çalışmaları da büyük bir hızla sürüyor Karadeniz takımında. Son olarak Ankara Spor takımında forma giyen Ali Ülgen ile 4 yıllık bir prensip anlaşmasına varıldı. Galatasaray altyapısından yetişen Ankara Sporlu 21 yaşındaki sağ bek Ali Ülgen ile anlaşıldı ve kulüp bunu camiamıza hayırlı olmasını dileriz mesajıyla paylaştı. Ali Ülgen 2020-21 sezonunda Ankara Spor formasıyla 30 maça çıktı ve 3 asist yaptı. Çok genç bir oyuncu. Sol kanata da Soner'i almıştı biliyorsunuz. Soner de Galatasaray altyapılı. Sağ kanatta da Ali Galatasaray altyapılı. Bakalım bu altyapısınız işte İstanbul takımlarından Galatasaray'dan alan bu oyuncular Samsunspor'a bu genç futbolcular ne kadar katkı sağlayacak? Daha önce Samsunspor anlaştığı futbolcular Eral Çinari Arnavut futbolcu, Adana Demirspor'da geçen sezon büyük başarı gösteren Hasan Kılıç, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar ve Soner Gönül ile prensip anlaşmaları sağlanmıştı. Özellikle stoper ve golcü içinde arayışlar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle tabii ki Mehmet Altıparmak'ın dokunuşları olacak takıma bu noktada. Stoper ve golcü transferi için. Defans bloğu için transferi gündemde olan isimlerin arasına son günlerde Altın Ordu takımından Sinan Osmanoğlu ve Altaylı Lokman Gör de eklendi deniyor. Buraya tecrübeli bir stoper istediği belirtiliyor teknik adam Altıparmak'ın. Altın Ordu'da oynayan Sinan Osmanoğlu uzun yıllardır burada forma giyiyordu. Uzun boylu ve güçlü bir defans oyuncusu, sözleşmesi bitti. Şimdi değişik takımlarla anılıyordu. Son olarak Samsunspor'un da bu futbolcuyla temasa geçtiği belirtiliyor. Lokman Gör de daha önce Samsunspor'da oynamıştı. Altay'da forma giydi geçen sezon ve Mustafa Denizli ile birlikte kadrodan çıkarılan isimlerden birisiydi. Lokman biraz ağır bir oyuncu, bilmiyorum. Samsunspor'a ne kadar katkı sağlar, tecrübesi bakımından iyi olmakla birlikte biraz hareketli bir stoper olması lazım bence. Hatta Sinan da biraz ağır belki, yani hava toplara hakimiyeti var ama bakalım bu oyunculardan birisi mi gelecek yoksa düşünmediğimiz, bilmediğimiz bir başka oyuncunun ismi ya da başka oyuncuların ismi mi gelecek? Çünkü birden fazla stoper gelirse de ben şaşırmayacağım. Öte yandan Arnavut basınından bir iddia geldi. Yılpor Samsunspor geçen sene Süper Lig TV Galatasaray'ın da gündemine gelen 22 yaşındaki Kosova asıllı Arnavut futbolcu Esat Mala ile anlaştığı iddiası var. Yani bu sezon Arnavut Süper Lig'inde FK Partizani formasıyla 37 maçın 36'sında ilk 11'e çıkan ve henüz 22 yaşında olan Esat Mala 4 kez fileleri havalandırdı. O da bir ön libero oyuncusu. Arnavut basınının özel haber olarak duyurduğu habere göre Kosova asıllı futbolcu Esat Mala işte Samsunspor'la anlaştı deniyor. Arnavut milli takımında da zaman zaman forma giyen bir oyuncu ve işte Galatasaray'ın takibinde olan isimlerden biri olarak anılıyordu. Bakalım bu haber doğru mu değil mi? Yani bu haberle ilgili bir doğrulama yok henüz. Arnavut basında çıkan bir haber. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyelim. Ve santrafor konusuyla ne de gelelim. Samsunspor'da henüz bir belirsizlik var bu konuda. Sosyal medyada ve taraftarlar arasında dillendirilen Denizlisporlu Rodayaga'nın ismi var. Herkes diyor ki yani ben öyle isimlendiriyorum, benim tabirimle doğal golcü. Bazıları diyor ki işte bulduğunu atan golcü falan diyorlar.
Yani ben işte doğal golcü diyorum, işte Altaylı Paşao gibi. İşte Rodallega da hakeza böyle bir futbolcu. Ama yaşı var tabii. Tabii genç olup da hem de bu şekilde gol atan bir futbolcuyu kim bulmuş da Samsun Spor bulacak onu, tabii o da ayrı bir konu. Rodallega ya da buna benzer bir futbolcu talebi var. Bakalım Başkan Yüksel Yıldırım ve tabii ki Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nasıl bir santrafor arayacak, bulacak. Öte yandan aslında kadroda yabancı futbolcu kontenjanının da boşaltılması için bir çalışma var. Jesse ve Pluman'dan sonra Yamayego ayrılacak. Muhtemelen kiralık olarak ayrılacak Yamayego. Çünkü gelecek vadeden genç bir oyuncu. Matias'ın durumunda bir belirsizlik var. Beklentileri sağlayamamıştı ama belki Mehmet Altıparmak biraz ben onda bir hazırlık kampında bir çalışayım da diyebilir. Henüz belli değil. Durumu belli olmayan bir oyuncu da golcü Tomane. Bu konuda gerçek bir kafa karışıklığı var. Bu futbolcunun kariyeri ortada, yaşı da uygun ama geçtiğimiz sezon yaşadığı iki ağır sakatlıktan sonra Tomane ile devam edilip edilmeyeceği biraz tabii sağlık ekiplerinin, biraz da işin bütçesel ekonomik taraflarının vereceği bir karar. Yerli golcü Nadir için de geçen sene istenen düzeye çıkamadığı için hoca ve yönetimin bakalım ne karar vereceğini hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Nadir Çiftçi kalacak mı takımda? Efendim Gençler Birliği diyelim şimdi. Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankara temsilcisi Sportif Direktör Baki Mercimek ve Teknik Direktör Metin Diyadin ile teknik yönetim meselesini büyük ölçüde çözdü ve şimdi artık kadroya yapılacak takviyelere ve kadro mimarisine gözler çevrildi. Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalar yavaş yavaş başlanacak. Kırmızı siyahlılar önceliği sözleşmesi biten ve takımda kalması planlanan oyuncular ile yeni transfer, ondan sonra da yeni transfer edilecek oyunculara verecek. Bu hedef doğrultusunda bazı futbolcularla temasa geçilirken önümüzdeki hafta içerisinde yeni isimlerin dinlenmeye başlayabileceği ifade ediliyor. Geçen sezon 1. Lig'de yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olması sebebiyle yayın gelirlerinde Süper Lig'e kıyasla ciddi azalmalar olacak olan kırmızı siyahlıların transfer için ayırdıkları bütçenin 25 milyon lira olduğu fısıldanıyor. Bu da az bir rakam değil. Efendim yeni başkan Mehmet Niyazi Aktaş önceliklerinin mali yapıyı düzeltmek ve kurumsallaşmak olduğunu söylerken bu sezon Süper Lig'e geri dönebilirsek çok iyi olur. Ancak bunu başaramasak da gelecek sezonlarda mutlaka geri döneceğiz biçiminde konuştu. Değerli izleyiciler, Bandırma Spor'a geçelim şimdi. TFF 1. Lig takımlarından Bandırma Spor, Samsun Spor'dan tanıdığımız Guido Kocheri kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sol kanat oynayan 33 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Kariyerinde Hansa Rostock, Babelsberg, Eselberg, Au, Alman takımlar, inşallah doğru okuyorumdur. Çok isimleri de bilinen takımlar değil Hansa Rostock dışında. Gençler Birliği, Yeni Malatya Spor, Giresun Spor, Bolu Spor ve Samsun Spor takımlarında tam 440 karşılaşmaya çıkıp 89 gol attı. Bir kanat oyuncusu için oldukça iyi bir rakam bu. Samsun Spor'da da zaman zaman iyi maçlar oynadı. Biraz yaşına bağlı olarak tabii kanat oyuncuların daha hareketli olması gerekiyor. Biraz yaşına bağlı olarak temposunda düşüş vardı sanki geçen sezon. Ama Samsun Spor'da önemli hizmetler yaptı. Takımın üst lige çıkmasında da katkı sağlayan oyunculardan birisiydi. Bandırma Spor'un başka transferleri de var. Kaleci Hüseyin Koç'u kadrosuna kattı. Sosyal medya hesabından duyuruyor bunları. Bandırma Spor'un böyle bir özelliği var. Yaptıkları açıklamada 22 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtmişler. Buca Spor altyapısından çıkma bir oyuncu kaleci Hüseyin Koç. Geçen sezon TFF 2. Lig takımlarından Uşak Spor'da kiralık olarak oynadı. Efendim Bandırma Spor'un sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda da sol bek mevkiinde oynayan 29 yaşındaki Caner Cavlan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Emen, Austria Wien, Bolu Spor, Şanlıurfa Spor, Herenven, Graşap gibi takımlarda oynayan Cavlan 256 karşılaşmada 26 gol kaydetmiş. Demek ki hücuma yatkın bir savunma oyuncusu. Değerli izleyiciler, Eyüp Spor'a geçelim şimdi müsaadenizle.
Eyüpspor forvet hattına çift mitralyöz döşedi. Efendim bu tabir biraz abartılı gelebilir size ama hiç de abartılı değil. Çünkü Süper Lig'in iki tecrübeli golcüsü Eflatun Sarılılara transfer oldu. TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, golcü oyuncu Roman Bogdan Stanku'yu ilk önce transfer etmişti. Bogdan Stanku'nun transferini açıkladı. Umut Bulut'un transferini bir süre önce yapmıştı, 1-2 gün evvel yapmıştı. Süper Lig'de Galatasaray, Orduspor, Bursaspor ve Gençler Birliği formalarını giyen Roman futbolcu Stanku, tam 85 gole imza atmış bir oyuncu. 2018-19 sezonunda 1. Lig'de Gençler Birliği formasında da 14 maçta 5 gol atmıştı. Bu lige de yabancı olmayan bir oyuncu. Eyüpspor Kulübü Roman futbolcuyla 1+1 yıllık anlaştı. Anadolu Ajansı'ndan gelen haberlere bakılırsa kulübün başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stanku gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına da devam edeceklerini belirtmiş. Umut Bulut yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşma imzaladı. 38 yaşında yanlışım yoksa. Evet, çok tecrübeli, yaşlı bir oyuncu ama kariyeri de ortada, kendine de iyi bakan bir oyuncu. Bence faydalı olur İstanbul ekibine. Umut'un Ankara Gücü, Trabzonspor, Fransa'nın Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor gibi takımlarda bir geçmişi var. Süper Lig'deki son sezonda da Yeni Malatyaspor'da oynamıştı. Eyüpspor daha önce de Samsunspor'un tecrübeli sol stoperi Yalçın Kılıncı kadrosuna kattı. Açık puan farkıyla şampiyon olan TFF 2. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor aslında takımın mevcut iskeletinin üzerine 3 tane tecrübeli oyuncu getirdi. Ama şunu da söyleyeyim, bu tecrübeli oyuncular tabii ki büyük katkı sağlayacak isimler, kariyerleri ortada ama Eyüpspor'un ligde başarılı olabilmesi için dinamik oyuncular, bilhassa da dinamik yabancı futbolcular alması gerektiği kanaatini ben buradan paylaşayım müsaadenizle ve Altın Ordu'ya dönelim. Süper Lig biletini geçtiğimiz sezon finalde Altay karşısında kaptıran Altın Ordu, geçen sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz'a talip oldu. Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor'da da 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep'in Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği, ancak 1. Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki Altın Ordu'ya gelebileceği belirtiliyor. Yeşil Siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 28 maçta 5 gol 2 asistle oynadı. Futbola Denizlispor'da başladı. Daha sonra altyapısı Denizli altyapısından Fenerbahçe'ye geçti. Orada profesyonel oldu. Sonra kiralık olarak Bucaspor ve Samsunspor'da top koşturdu ve son 3 sezonda ise Denizlispor formasını tekrar terletmeye başlamıştı. Değerli izleyiciler, Bursaspor'u konuşacağız şimdi. Transfer yasağı nedeniyle geçtiğimiz sezon hiçbir takviye yapmadan ligde aslında renk katan Bursaspor şimdi transfer yasağını kaldırmak için seferberlik halinde. Tahtanın açılması için şartları zorlayan Yeşil Beyaz yönetim Bursa valisini ziyaret etti. Yine çeşitli görüşmelerle kısa sürede yasağı kaldırmayı hedeflerlerken teknik direktör Mustafa Er de sonrasında transfer edilecek isimler konusunda yönetimle görüşme halinde. Büyük bir çaba sarf ediyor yönetim demiş ve her şey yolunda giderse 7-8 tane takviye yapacağız demiş. Alınan bilgilere göre takımın genç yıldızları Batuhan, Burak ve Emirhan için gelen teklifleri şimdilik yeterli bulmadı. Bursaspor tahtanın açılması halinde yabancı haklarını da Güney Amerikalı futbolcular için kullanmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Takıma katkı vermek üzere geri dönen eski futbolcu Bataça şimdi kendi ülkesi olan Arjantin başta olmak üzere Kolombiya, Brezilya, Uruguay, Şili ve Meksika piyasasından futbolcu bakıyor ve burada geleceği olan genç yetenekleri takıma kazandırma yolunda çalışmalar yapıyor deniyor. Efendim Tuzla Spor'dan da kısaca bahsedeceğiz. Teknik direktörlük koltuğuna Uğur Tütüneker geldi. 57 yaşındaki hoca son olarak Adana Demirspor'da da görev yapmıştı. Uşak Spor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Bektaş'la da Tuzla Spor'un anlaşma yaptığı belirtiliyor.
Değerli izleyiciler, Menemen Spor'a bir bakacağız şimdi. Forvet arayışlarını hızlandırmış durumda İzmir temsilcisi. Sarı lacivertliler Bosna Hersek'in Velez Mostar takımından forma giyen Faris Zubanovic'i listesine almış durumda. Geçen sezonun ilk yarısında Tuzla Spor'da oynamıştı ve henüz 22 yaşındaki bu futbolcuyla görüşmelerin olumlu ilerlediği ve gelecek sezon Menemen Spor forması giyebileceği belirtiliyor Zubanovic'in. Adana Spor'dan da kısaca bir bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, turuncu beyazlı Akdeniz takımı teknik direktör Fırat Gül yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 34 puanla 14. sırada tamamlayan Adana ekibi yeni sezona iddialı ve üst sıralara oynayacak bir takımla başlamanın peşinde. Levent Ümit Erol'un, yine gazeteci arkadaşımız Levent Ümit Erol'un özel haberine bakarsak, Adana Spor son olarak Turgutlu Spor'da forma giyen Beşiktaş'ın 20 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya'yı renklerine bağlamak istiyor. Adana ekibinin transferi kısa süre içinde açıklayacağı iddia ediliyor. Öte yandan ikincilik ekiplerinden Turgutlu Spor'da kiralık olarak oynayan Erdoğan Kaya, çıktığı 13 maçta asist ya da gol katkısı yapmış değil ama stoper, yani neticede görevi gol atmak ya da asist yapmak değil. Her şeyden önce gol yedirmeyecek. Demek ki Ümit Milli Takım'a da çağrıldığına göre ve işte Beşiktaş tarafından da keşfedildiğine göre önemli bir oyuncu Erdoğan Kaya. Siyah beyaz takımın altyapısında yetişmiş Erdoğan Kaya ve Transfermarkt verilere bakarsak güncel piyasa değeri de 150 bin euroyu buluyor. Evet değerli izleyiciler, TFF 1. Lig'den haberler böyle. Tabii biz bütün takımlara eşit muamele yapmaya çalışıyoruz ve hepsinden aldığımız bilgileri paylaşıyoruz. Bize bilgi gelmeyen kulüpler hakkında bir şey söylersek izleyicimize yanlış yapmış oluruz. Biz de o hatayı yapmak niyetinde değiliz. Sadece yaptığımız taramalarda ve dostlarımızla yaptığımız görüşmelerde kesinleşen ya da gerçekten konuşulan transfer haberlerine öncelik vermeye çalışıyoruz. Değerli izleyiciler, önümüzdeki günlerde tabii haberlerimize devam edeceğiz. Süper Lig'den, Avrupa'dan futbolda da yer veriyoruz kanalımızda. Yorumcularımız sezonun açılmasıyla birlikte daha çok arz endam edecekler ekranlarımızda. Bize değerli izleyiciler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ama henüz kanalımıza abone olmayan izleyicilerimiz de tabii ki vardır. Onlara da çağrımız var. Lütfen hemen sağ altta, şuralarda, sağ altta bir yerlerde olan abone ol sekmesine lütfen basınız ve bizi izlemeye devam edin efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.